Evet ırkçılık yapanlar vardır ama hani ırkçılık hiç ırkçılık niyeti olmayan milyonlarca insanın da bu konu bundan endişesi var. Öyle değil mi Yasin İknur? Yani... Ya şimdi şöyle bir durum var. Benim milli gelirim Avrupa Birliği'nde bir Almanya değil. Bir İsviçre değil. Onlar kabul etmezken parayı vereyim bedeli mukabilinde sen bak. Bu bana üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapılması demek. Ve ben bunu para karşılığı burayı açık huzur evi yapıyorum. Öyle bir olay yok. İkincisi e, Suriye ile ilgili biz e, başka bir hesap yaptık duvara tosladık. Orada bir tampon bölge oluşması için ve e, uluslararası e, güçlerin Suriye müdahalesi için bu e, mülteci krizini biz tahrik ettik. Daha mülteciler yola çıkmadan biz burada mülteci kampları yaptık. Açın o gazeteleri kronolojik olarak inceleyin. İlk mülteci kafyesi geldiğinde de neredeyse davul zurna çalacaktık. Geldiler, geldiler. Hesabımız şuydu. O dönemki Dışişleri Bakanlığı'nın 1 milyon mülteci gelirse, biz buraya müdahaleyi, uçuşa yasak bölgeyi ve Suriye içinde bir tampon bölgeyi kabul ettirebiliriz. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kaldı mülteciler. Benim başıma, Anadolu'da bir laf vardır. Möşe, ee, boş boşverin o Kötü bir laf değil Ben artık her türlü metafordan, atasözünden, değişten korktuğum için. Yok ya. Tamah ettim bana, kızı verdim lala. Lan öldü, kız kaldı başıma bela. Değiştik tamam. Bakın bu sözün hepsi tehlikeli, boş verin. Tehlike ha. değil, neyse de esprili. Şimdi biz orada tampon bölge oluşturalım derken, içeride bir tampon bölge oluştu. İçeride de tampon bölge bir süre sonra patladı. Türkiye'nin bütün vilayetlerine yayıldı. Şimdi bunlar henüz daha mülteci bile değil. Sığınmacı, geçici misafir konumunda. Bunlara belli bir bölgede bir yaşam alanı, barınma alanı koyarsın. Hatta kayıt altına alırsın. Çalışabilirler de bulundukları şehirlerde ama "Aa benim canım esti, ben hadi bir Edirne'ye gideyim." "Aa Artvin'in de güzel coğrafyası varmış. Hadi bir de oraya gideyim." Madem parasını alıyorsan o belli bölgede bunları tutmak zorundasın. Kayıt altına alırsın. İş bulan çalışır. Çocukları entek etmek için onların okula ihtiyacı var. Biz bunları hurra sürelim demiyoruz. Ama bu özendirici tavırdan vazgeçmemiz lazım. İdlib'de o çözümsüzlüğü dayatıyorsun ve hatırlayın geçen yıl kamyon kamyon şeyle bir de protesto ediyorlar kapıları açmadığımız için. Şimdi bir de Afganlar geliyor. Şimdi bizim romantik hümanist arkadaşlarımız söyle diyor. Çaresizlikten geliyorlar ya ben keyiflerinden geliyor demiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ben peşaver mi olayım kardeşim? Pakistan'ın hali ortada. Afganistan'daki çatışmalarını oraya taşıdılar. Aynısı yarın Türkiye'de olacak. Üçüncüsü dediğiniz gibi aile gelmiyor. Henüz tepelerine bomba yağmış değil. Genç erkekler geliyor. Ayrıca da ABD'nin çekilme kararından önce gelmeye başladılar kafileler halinde. Şimdi e ben şeyin dünyanın ağası mıyım ya? bütün öksüzlere, yetimlere, evsizlere, barksızlara sahip çıkmak benim gücümü aşar. E hadi o zaman bizim sokakta kalmış insanları da kendi evimize alalım o zaman. Alamıyoruz. Niye? hep ben nasıl bakayım diyoruz. E ülke olarak nasıl bakacağız? Peki. Üstelik de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde ortaya koyduğu iddia çok ciddiyken. Ben bir iddiam yani bunun var. Evet. Erdoğan'ın Biden'la baş başa Hazardık. görüşmesindeki bir pazarlıkla. Zaten ortaya... vardı. Bu onu çoğalttı. Daha kafileranı. Bir de bir şunu söyleyeyim. İstanbul seçimlerini AKP'nin kaybetmesinde en büyük e, özellikle varoşlarda daha önce hakim olduğu varoşlarda kaybetmesinin nedeni bu Suriyeli sığınmacılar olduğunu söyleyebilirim. Peki, ee, Murat YouTube bu arada şey Süleyman Soylu'nun asuncaklarımız görüntüsü ben yanlış söyledim. Bugüne değil güne ait. Murat Ayrer Ruşen Takva ile mi yayın yaptın YouTube'da? Evet, evet. O ne anlattı? Ruşen Takva çok önemli eee tespitler yapıyor ve orada da olayları an be an aktarıyor. Dün YouTube kanalımda ben onunla bir mülakat gerçekleştirdim. O da şöyle söyledi ki bence röportajın içerisindeki en önemli kısımlardan biri Amerika Birleşik Devletleri mevcut Afganlarla ilgili bir yeterlik sınavı yapıyor dedi. Bu yaptığı yeterlik sınavında geçenler ABD'ye alınıyor. Geçemeyenler ne oluyor Uşan dedim Türkiye'ye geliyor dedi. Ve bununla ilgili daha önce de Avrupa Birliği'nin bazı kriterleri olduğunu ve bu kriterlere uyan Suriyeli ve Afganları şey aldıklarını Suriyeli. ki liyakat olarak üst kesimdeki insanları aldığını, diğerlerinin ise Türkiye'de kaldığını açıklamışlardı. Şimdi aynısını Afganlar'da da görüyoruz. Ve diğerleri bize geliyor. Ve bununla ilgili de şöyle bir soru sordum. Şimdi gelen 3000 kilometre yol yürüyor bu adamlar. 24-25 gün. İmkansız bir şey. Siz mesela biz hepimiz çıkalım buradan. Fazla değil. 7-8 kilometre ya da 10 kilometre 20 kilometre. önüne gidene kadar ayakkabımızın ve kıyafetimizin ne hale geleceğini düşünebiliyor musunuz ki daha bayır aşarak gelen insanlardan. Bu insanlar neden bu kadar bakımlı, ayakkabıları düzgün kıyafetleri düzgün inanılmaz binçler. Yanlarında binçiler. bir filesi bile yok. Yanlarında hiçbir kıyafet Sırt yok. Sadece çantası. şey var İşte neden aileleriyle gelmiyorlar, eşleriyle gelmiyorlar diye sordum. O da şunu söyledi bunların aktarım merkezleri var zaten bilerek orada tutuluyor temizleniyor bakımları yapılıyor e rahat rahat geliyorlar diyor e duvarlar yapılmıştı bu duvarlar ne oldu e buralar engellemiyor mu ki onu çoktan açmışlar açılan hendekler dolduruldu o duvarların üstünden de atlıyorlar artık normal yoldan geçer gibi geçiyorlar ve çok büyük bir mesafe açığı kaldı oradan istedikleri gibi rota değiştirdiklerini aynı bir araştırmacı gazeteci gibi nerelerde haber çıktığını nerelerin boşluk olduğunu bilip oralardan artık adam aktardığını aktardı ve Geçişlerin devam edeceğini edip etmeyeceğini sordum. Zaten günde dedi binlerce insan geçiyor dedi. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Bugün dikkatimi çekti. Sürekli akşam ve sabah E5'in ortasında o otobanda yürüme gibi bir adetleri var. Neden öyle yaparlar onu anlamış Değil değilim mi? Afgan sığınmacılar Hı. mı? Yani Çok kent... olan bir şey. Yani kentte yabancı olan kişiler o bir yerden karşıya geçerler ve daha sonra. O nehir gibi aktığı için trafik o ortada saatlerce kalabiliyor. Yani Hayır, hep otobanın kenarından yürüyorlar. Ha kenarına onu bilmiyorum. Yani otobanın dışında da yürüyebilirler yani. Sürekli otobanda kafiler halinde yürürken ya, İstanbul'da biraz, ben görüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu yani, bu arada şey Murat o duvarı aşağı aşan aşma görüntüleri o teyit edilmiş görüntüler mi yoksa ben sanki onun Teyit dair bir şey, yani teyitten kastım şu, tam da işte oradaki e, duvarın aşıldığı görüntü. Çünkü bazen sosyal medyada... Başka lideri... bir duvar mı? Ha, öyle görüntüler dolaşıyor BBC, ki... BBC'deki arkadaşlar, Hı -hı. BBC Türkçe'deki arkadaşlar e, kaçakçılardan biriyle röportaj yaptı. Hı -hı. kaçak ya, Özür dilerim, insan kaçakçısı biriyle Hı -hı. röportaj yaptı. Bu işleri organize eden, Türkiye'ye getiren bir kişiyle röportaj yaptı. Çok değerli bir röportajdı. Ve orada insan kaçakçısı diyor ki... Ya zaten onlar açıldı biz geçti onları dedi. Tünelleri de açtık dedi. Hı. Şeyleri de doldurduk ve duvarlardan da aşıyoruz zaten dedi. Evet. Bunlar bize bir kendi engel, teşkil Tabii, bize engel teşkil etmiyor. Yani, onlar göz dedi. göz kapamayın. takma da aynısını öyle. söyledi dün Meksika'da şey. bir otosozu var. Nerede 9 metrelik bir duvar vardır, orada 10 metrelik merdiven vardır diye <laughs> bir filizi var. Bu Böyledir yani. Korumak da çok zordur gerçekten. Peki, Ama burada şöyle gerçekten bir Bu arada Timur e, editörümüz Erdal Aktaş onun hakikaten şey hafızası da iyidir, İsim hafızası da iyidir. Türkiye'nin geçmişine ilişkin şeyi hatırlattı. Ecevit özel harbi 74'te duydu evet. özel harp dairesinin zamanı er Genel başkanı. komutanı, orijinal hani Semih şey. Sancar'dan Hı. öğrendi. Yani. Hayır, evet. Semih Sancar'dan öğrenmiyor. Ben Öyle olayı mi? biliyorum. Eyvah, vallahi herhalde. Ee, yok. Ben de seminerlerde duydum ama. O özel harp dairesiyle ilgili komutan, ya Adnan her söz olabilir, hafızan beni yanıltıyor. Semih Sancar'ı çağırıyor. Nedir bu durum diyor. Ha tamam. Ecevit ondan, ondan öğreniyor. Ondan tamam. izahat alıyor. Tamam. E, hayır. E, öbürü zaten söylüyor diyor. Bize veriliyor diyor. ABde veriyor diyor. Ne bu, bu? Bu bütçedeki bu para ne diyor. Sonra Semih Sancar'a teyit ettiriyor bunu. Semih Sancar diyor ki ben bir konuşayım diyor. Tamam vazgeçtik diyor parayı istemekten. Ama Ecevit bunun arkasına düşüyor tabii. Yani ne demek şu anda tamam halloldu vazgeçtik Peki. diyor bana yine arkadaşlarım bir takım notlar iletiyor. E, o notlarda da işte bu Soylu'nun dün dolaşma giren videosunda hangi tarihli olduğu belli değildi. şimdi araştırdım diyor Candan Yıldız. Aynı gömlek, aynı koruma fotosunu buldum. İzmir Gazi Osman Paşa Haziran 2019 tarihli bu görüntü. Tamam bütün bu detayları veriyoruz ki yani maddi olguları olabildiğince aslında sadık bir şekilde yansıtmış olalım. Yani dün dolaşma girdi az önce aktarınız video ama daha eski bir diyalog da olabilir ama meselenin oturduğu bağlam aynı. Yani sığınmacı olgusu ister Afgan ister Suriyeli Suriyeli e, düzensiz göçmen olgusunun toplumda yarattığı, toplumun önemli kesimleri yarattığı rahatsızlığı eee zorlanma hikayesi. Sığınmacı da değil, mülteci geçici de, de değil. değil. Onlar geçici koruma ya statüsündeki. Yani mesela Çerkez göçünü örnek ya. Yani 1863'lerde çok ee, İngiltere aynı bugün ABD'nin olduğu gibi Rusya ile savaşında e, Kafkasları kullanmaya çalışıyor, sonra da ortada bırakıp gidiyor. Ee, Rusya da e, Kafkas halklarının üzerine gidiyor ve yurtlarından tümünü atıyor. İngiltere Osmanlıya diyor ki bunları al diyor. Ya diyor çok fazla gelmeyecekler diyor. Yüz bin, bir yani buçuk milyon Çerkez diyor. Tabi hepsi aynı tarihte gelmiyor. Totalde o kadar oluyor ama e, öyle bir şey geliyor, ki ben yardım ederim sana diyor, merak etme diyor, bunların hepsini ihtiyaçlarını sağlarım diyor. Ve sadece bir gemi doğrusu bisküvi yordu, hepsi bu kadar. Ya Osmanlı bile bir muhacirin komisyonu oluşturuyor, o muhacirin komisyonu bütün illere e, şeylerine tasarruflarına yazı çıkarıyor. Sizde bunların yetişeceği kadar boş alan var mı? İstihdam edilecek şey var mı? Bunların tarım yapacağı alan var mı? E, o bile gelen şeylere göre bunları şeye bölüyor, gönderiyor. He? bunda o bile yok ya. Evet. Bir muhacirin komisyonu Osmanlı kadar bile olamadılar. Peki. Şimdi iktidar neden krizleri yönetemiyor? Orman yangını gündeminde bu, daha önceki bir takım gündemlerde bu, ondan sonra <laughs> iktidar artık krizleri yönetemiyor. Yani ya